önceki yıllarda alan sınavında çıkmış bir lineer cebir sorusu determinantlarla ilgili. Okuyalım. N büyük eşittir 2 olmak üzere N çarpı N tipli A ve B kare matrisleri için aşağıdakilerden hangisi her zaman doğrudur denmiş. Yani bakın değerli arkadaşlar, kurallardan, determinantın kurallarından bir tanesi A şıkkındaki değerdir. Yani determinant iki matrisin çarpımının determinantı ayrı ayrı determinantlarının çarpımına eşittir. Dolayısıyla her zaman doğrudur. Direkt A şıkkında geldi. Tabi her zaman gelmeyebilir. Bakın B şıkkı yanlış. Neden yanlış? Çünkü arkadaşlar determinant A ters dediğimiz şey eksi determinant A değil, 1 bölü determinant A'dır. Yani A'nın determinantı 4 ise A'nın tersinin determinantı 1 bölü 4'tür. C şıkkına gelince arkadaşlar, C şıkkında bir matrisin K ile çarpılması, K skaleri ile çarpılımında determinantı K çarpı determinant A değildir. Determinant KA. Arkadaşlar matrisimizin n çarpı n olduğuna da dikkat edecek olursak K üzeri n çarpı determinant A'dır. Bunun sebebi K ile çarpıldığında bir matris her bir satı ayrı ayrı K'nın katı oluyor. Satır sayısı kadar K'yı dışarı çıkarıyoruz. K üzeri n çarpı determinant A oluyor. Arkadaşlar D şıkkındaki kural toplama ile ilgili determinantla ilgili hiçbir kuralımız yok. Bu zaten tamamen yanlış arkadaşlar. Ve son olarak E şıkkına baktığımız zaman A matrisinin transpozunun determinantının eksi determinantı A olduğunu söylüyor. Bu da yanlış arkadaşlar. Determinant A transpoz determinant A'ya direkt eşittir. Eksilisi değil, direkt kendisi olacaktır. Aradığımız cevap A şıkkı. Yani A'nın determinantı 2, B'nin determinantı 3 ise A çarpı B'nin determinantı da 6'dır diyeceğiz.